Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir Futbol Muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, bugün yine gündemimiz Galatasaray. Galatasaray bugün yabancı sınırlamasıyla alakalı bir tweet paylaştı. Bu tweette yabancı sınırlamasının iptali hakkında bilgi verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunmuştur diye bir tweet paylaştı. Yani Galatasaray bu kararın geri çekilmesini istiyor. Şimdi bu kararı biz tekrar bir gözden geçirelim. Bu karar nasıl bir kararmış, nasıl uygulanacak, 3 yılda kademeli olarak nasıl düşecek, buna bakalım. Sonra biz yorumlarımıza bakalım. 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalanabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirilecek. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabakada isim listesinde altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak. Yani altyapınızdan yetişmiş bir futbolcu dahil etmek zorundasınız. 2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroyla kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak. Yani yine altyapıdan bir tane, yani 2000 doğumlu bir futbolcu bulundurmak zorundasınız. Altyapıya teşvik yaptığını zannediyor Türkiye Futbol Federasyonu. Neden zannediyor? Onu yorumlarımda, kendi yorumlarımda sizlere aktaracağım. 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek kulüpler. Kulüplerin 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az bir tanesi 1 Ocak 2020 ve daha sonra tarihlerde doğmuş olabilecek. Yani siz 10 tane yabancı alacaksınız ama bir tanesi en az 1 Ocak 2000'de doğmuş olacak. Yani genç yabancı alacaksın diyor burada. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada olabilecek. 2022-2023 sezonunda 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2022 ve daha sonra doğmuş 2 futbolcu bulundurulması zorunlu hale getir. Tamam, biz genç oyuncularımızı destekliyoruz, desteklemek de istiyoruz. Genç oyuncularımız çıksın, altyapılarımız da böyle mükemmel futbolcular fışkırsın. Ama öyle bir düzen yok ki. Yani bunu çoğu teknik direktörden, çoğu futbol adamından duymuşsunuzdur. Önce tesisleşmek gerekiyor. Tesisleşmek, ben açayım, kimse açmaz. Yani teknik direktörler tesisleşmeyi söylerler ama açmazlar. Tesisleşmek şu. Yani mesela bakın, ben 3 büyük kulüplerin 2 tanesinde görev yaptım. Şimdi bir futbol sahası düşünelim. Bir futbol sahası düşünelim. Onu ikiye bölelim. Bir tarafında U15 çalışıyor, bir tarafında U16 çalışıyor aynı anda. Yani U16 takımı, bir takımın U16 takımı tamamen sahayı kullanamıyor. İkiye bölüyor. Neden? Çünkü saha yok. Saha bulunduramıyorsun. Böyle nasıl gelişeceksin? Nasıl yapacaksın? Sonra o ikiye bölünen sahada ortaya geçiyor U14'de. Mesela farazi konuşuyorum. U14 hocasıyla U15 hocası ortaya geçiyor abi. Geçiyor. Ne yapıyorlar?
Konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ne yaptıkları umurunda değil. Oyuncuların ne yaptığı umurunda değil. Taktiği vermiş, yapmış, yapıyorlar mı? Umurunda değil. Ne yapıyor? Yardımcı antrenörüne veriyor. Tesisleşmeyi bir ön almamız gerekiyor. Tesisleşmek çok önemli. Şimdi her takım kendine özel bir saha tahsis edilecek ve bu sahada kendine özel antrenman yapacak. Yani ikiye bölünmesi çok 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 saçma. Bakın bunu üç büyükler yapıyor ya. Diğer kulüpleri bilmiyorum. Ben gördüm yani, şahit oldum. Böyle çalışıyorlar. Kaleci çalışacak yer yok. Çalışacak yer yok. Siz bu ortamda, böyle bir ortamda nasıl altyapıdan oyuncu çıkarttınız? Bakın amatörlere girmiyorum bile. Yani 5 yıl görev yaptım amatörlerde. Sabah 9'da maç veriyorlar. Bu çocuk sabah 5.30'da 6'sında kalkıyor. Bir Avcılar'da oturuyorsa maç Beşiktaş'ta. Nasıl gidecek? Nasıl yapacak? Sağ ısınmasını nasıl yapacak? Şimdi 9'da verilen maç bir de 11'de veriliyor. Bitiyor. Sahaya giremiyorsun. Çünkü sahada maç oynanıyor. Nasıl ısınacak bu çocuk? Isınması gerekiyor. 45 dakika, yarım saat ısınması gerekiyor. Betonlarda ısınıyor çocuklar. Yani siz bunları düzeltmediğiniz sürece affedersiniz. Ne yaptınız? Rekabeti bitirdiniz şu anda. Türk futbolcunun rekabeti bitti. Türk futbolcu kiminle rekabet edecek? Kendi kendine rekabet edecek. Çok saçma bir karar. Gerçekten ne güzel futbol zevkimiz vardı. Yabancı futbolcular, evet, maddi olarak yıpranan kulüplerimiz var. Ama o kulüpleri bağlar. O kulübü bağlar. Almasın. Yapmasın. Altyapıya kendi yönelsin. Ne yaptı Trabzonspor? Altyapıya yöneldi. Ne güzel oyuncularımız çıktı. Bunu kulüpler yapabilir. Ama bunu yabancı kuruluyla, yani hiçbir bağı yok ya, alakası yok. Maddi durumumuz kötü dedi ve altyapıya yöneldi. Bir de şöyle bir şey var. Sadece yabancı transfer ederek de sadece günü kurtarıyorsunuz. Yani takımlar olarak günü kurtarıyorlar. Bizim altyapılarımıza yönelmemiz biraz imkansız. Önce tesisleşmeyi bitireceksin. Sonra bakın en önemlisini söylüyorum. Hocalarımızın eğitimini tamamlayacağız. 2 haftada bir antrenöre, altyapı antrenörüne, bir ayda bir altyapı antrenörüne diploma vermeyeceğiz. Bu futbol oynamış, işte milli takımda oynamış, şurada oynamış, ne bileyim 4 büyükte oynamış, biz hoca yapalım, antrenör, böyle olmaz. Hocalık çok, antrenörlük çok başka, futbolculuk çok başkadır. Kim hak ediyorsa o olacak. Kim hak ediyorsa o olması gerekiyor. Altyapıdaki eğitim veren hocalarımızın çoğu maalesef bilgisiz. Yani bunu değişime buralardan başlamak gerekiyor. Biz direkt A takımdan, yani A takım düzeyinden başlıyoruz. Hayır, aslına bakarsanız altyapılarımızdan da başlamamız gerekiyor. Amatörlerden başlamamız gerekiyor. Bir ülkenin amatörü ne kadar iyiyse üst seviyeler daha iyi olur. Bütün futbolcular amatörden, sokaktan yetişiyor. Yani bunlara önem vermek gerekirken biz A takım düzeyine giriyoruz. A takımı düzenlemek, A takımlara düzenleme getiriyoruz. Yanlış. Yanlış. Bu şekilde bir yere varılmaz. Şimdi bu kural değişebilir mi? Şimdi kuralı size açıkladım. Bu kuraldan sonra yanlış olduğunu anlattım. Ve şimdi bu kuralı Galatasaray'ın tahkime başvurmasıyla değişir mi değişmez mi? Bunu da kendime göre yorumlayayım. Şimdi değişmesi için bir kere benim kendi şahsi düşüncem, sadece Galatasaray'ın tahkime gitmesi yeterli olmaz. Diğer kulüplerin de gitmesi gerekiyor. Ama diğer kulüpler gitse de yetmeyebilir. Çünkü zaten Sayın Nihat Özdemir bütün kulüplere sordum diyor. Onlar diyor böyle istiyor diyor, ben öyle yapmayacağım. Niye sordun o zaman Sayın Nihat Özdemir? Sorma, kendi kafana göre yap. Babanın çiftliği ya Türkiye Futbol Federasyonu. Sen kendi şirketin zannettin herhalde orasını. Limak falan zannettin herhalde. Babasının çiftliği. Onları dinlemem. Kimi dinleyeceksin abi sen? Kimi dinleyeceksin? Tabii ki de teknik direktörlere soracaksın. O kulübün yöneticileri kimse soracaksın. İstişare yapacaksın. Nasıl yapabiliriz diye soracaksın. Herkes kendi, her gelen başkan kafasına göre bu şekilde kural değiştirirse ne olacak? Nereye varabilecek Türk futbolu? Yani saçmalıklar diz boyu. Ben ya bu şekilde yabancı kuralın değişeceğini zannetmiyorum. Yani şöyle, bu alınan kararda kalacak. Ama büyük baskılar olursa,
Bir ihtimal diyorum ama sadece Galatasaray'ın tahkime gitmesiyle bu iş düzelmez. Bunu ben buradan gönül rahatlığıyla söylüyorum. Galatasaray zaten ne isterse Türkiye Futbol Federasyonu'nda onun tam tersini yapıyor, biliyorsunuz zaten. O yüzden değişeceğini ben zannetmiyorum. Sadece Galatasaray'ın istemesiyle de bu iş değişmez. Şimdi bir yandan yine bomba gibi bir haber düştü bugün. Alex Telles 75 milyon pound bonservis karşılığında Chelsea'ye transfer oldu diyor haber. Portekiz kaynaklı bir haber. O yüzden hani ne kadar güvenilir nedir bilemiyoruz. Ama böyle bir transfer olursa Galatasaray'ın kasasına ortalama 6.8 milyon pound girecek. Yani ciddi miktarda bir para girecek. Ama benim araştırmalarım, benim biraz araştırmalarım sonucunda şöyle bir şeye vardım. Yani 40 milyon Euro'ya çıkış bedeli var. Yani bonservis bedeli 40 milyon euro. Eğer bu bedelle satılırsa 4 yani 3.9 gibi bir meblağ alacak Galatasaray. Yani bu haber yalan olmuş oluyor olabilir. Biliyorsunuz ki her sene Telles satılıyor her bütün kulüplere. Galatasaray buradan payını bir türlü alamadı. Bekliyoruz. Galatasaray'ın da kasasında para girmesini bekliyoruz. Maicon satılacak. Maicon'dan gelecek bir para var. Telles satılırsa Telles'ten gelecek bir para var. Ama hani 75 milyon pound ben gerçeğe yansıttığını düşünmüyorum. Bakın kendi şahsi fikrimi söylüyorum. O yüzden bekleyip görelim. Benim gördüğüm, araştırdığım kadarıyla 40 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. O yüzden biraz beklemekte fayda var. Evet. Bugün yayınımızın sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmak çok önemli. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Twitter Günay Esentürk, Instagram Günay Esentürk, aynı zamanda Facebook Günay Esentürk. Buradan sorularınız varsa sorularınızı da alabilirim. Aynı zamanda aşağıya yorumlara da yorum yazınız. Yani fikirlerinizi beyan ediniz. Sizce yabancı kuralı bize ne katabilir, ne götürür? Bunları yazın, beraber tartışalım. Bunları bekliyorum sizden. Bir de beğenirseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum.